Haberin merkezinden, ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 6 Mayıs 2024 Pazartesi. Başkent'te külliyede önemli bir toplantı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlarıyla kabine toplantısını yapıyor. Masadaki en sıcak başlıklardan en önemlisi belki de öğretmen atamaları. Herkesin gözü kulağı orada. Ekonomi ve elbette enflasyonla mücadele de konuşuluyor. Ve tabii İsrail'e uygulanan ticari kısıtlama. Tüm bunların ve daha birçok başlığın ele alındığını biliyoruz. Kabine toplantısı devam ediyor. O notu verelim. Gözlerimiz, kulaklarımız o noktada ve son bilgileri almak üzere de Ankara Haber Müdürümüz Salim Salimoğlu'na döneceğiz. Salim, ne bekliyoruz bu toplantının sonunda? Cem Öğretir, kabinenin gündemi çok fazla olduğu için haliyle toplantı henüz bitmedi. Bir parça da geç başlamıştı aslında, bir saat kadar da geç başlamıştı toplantı. Bu nedenle hala bir açıklama gelmedi ki kabine toplantısının bittiğine dair bir bilgilendirme dahi yapılmadı. Bu nedenle özellikle öğretmen adaylarının, on binlerce öğretmen adayının biraz daha beklemesi gerekecek. Neden sadece özellikle öğretmen adayları diyorum? Aslında hepimizi ilgilendiren çok fazla başlık var, gündem maddesi var kabinede. Bunlarla ilgili kararları da Cumhurbaşkanı açıklayacak ama öğretmen adaylarının özel bir durumu var. Hatırlanacaktır, Milli Eğitim Bakanı geçtiğimiz hafta bu kabine toplantısını işaret ederek atanacak öğretmen sayısının ve branşlarının bu toplantıda belli olacağını söylemişti. Bu nedenle öğretmen adayları heyecanla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını bekliyorlar. Onun haricinde ekonomi başlığı altında, genel olarak ekonomi başlığı altında her zaman olduğu gibi enflasyonla mücadele ve tabii ki fahiş fiyatlarla mücadele önemli başlıklardan ikisi. Bununla ilgili de hatırlanacaktır, yine geçtiğimiz haftanın son gününde AK Parti Meclis Grubu bir kanun teklifi vermişti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, fırsatçılara ve enflasyonla mücadele kapsamında fahiş fiyat uygulayanlara yönelik olarak verilen cezaların kat be kat artırılmasına yönelik bir kanun teklifiydi. Bu kanun teklifi başta olmak üzere enflasyonla mücadeleyle ilgili gelinen nokta ve atılacak olası adımlar tabii ki yine gündemin önemli başlıklarından biri. Ekonomi başlığı altında bir diğer konu da İsrail'e uygulanan ticaret yasağı. Hatırlanacaktır, ihracat ve ithalat, bütün ticaret durdurulmuştu İsrail'de. İşte bunun Türkiye ekonomisine yansımaları masaya yatırılıyor. İsrail demişken tabii ki Gazze'de yaşananlar, bununla ilgili de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın hem Gazze'de yaşananlarla ilgili son durumu, hem de bugüne kadar uyguladığı, ki özellikle şu son 10 gündür çok ciddi bir diplomasi trafiği yürüttü, o diplomasi trafiğine yönelik olarak da kabine üyelerini bilgilendirdiğini tahmin ediyoruz. Ve tabii ki olmazsa olmaz başlıklardan birisi terörle mücadele. Hem yurt içinde hem de sınırın öteki tarafında yürütülen terörle mücadele operasyonları da yine gündemin önemli başlıklarından birisiydi Cem Öğretir. Salim, teşekkürler. Evet, gözümüz kulağımız külliyede yapılacak olan açıklamaları mutlaka ki eğer yayınımızın içerisine denk gelirse aktaracağız.